Avrupa Haber Frankfurt stüdyolarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Avrupa gündemindeki önemli gelişmelerle karşınızdayız. Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin ekibinin başlattığı grev bugün de devam etti. Dün başlayan iş bırakma eylemi sebebiyle yüzlerce sefer iptal edildi. Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın kabin ekibi çalışanları sendikasının başlattığı grev bugün de devam etti. Bağımsız Kabin Personeli Sendikası UFO, Düsseldorf ve Frankfurt'ta özellikle orta ve kısa mesafeli uçuşlarda görev yapan kabin personelinin iş bıraktığını açıkladı. Grev sebebiyle 500'den fazla uçuşun iptal edildiği ve yaklaşık 58 bin yolcunun bu durumdan etkilendiği belirtildi. Sendikadan yapılan açıklamada Münih Havalimanı'nda çalışan kabin personelinin greve dahil edilmediği belirtildi. UFO sendikası yetkilileri bir hafta sürmesi beklenen greve tatil dönüşlerinin yoğunluğu sebebiyle yarın ara verileceğini açıkladı. Lufthansa ile Bağımsız Kabin Personeli Sendikası UFO arasında 2 yıldır 19 bin hostesin yaşlılık ve geçiş dönemi bakımı adı verilen ve çalışanların işten ayrıldıktan sonra yasal emeklilik yaşı olan 63 olana kadar geçen sürede de maaşlarının bir kısmının ödenmesini öngören düzenlemelere ilişkin anlaşmazlık yaşanıyor. Lufthansa yönetimi bu alanlarda tasarruf yapılmasını istiyor. Almanya Suriyeli sığınmacılara bundan sonra ikincil koruma uygulayacak. Buna göre Almanya'ya gelen Suriyeli sığınmacılara bir yıl vize verilecek ve ailelerini getirmelerine de imkan sağlanmayacak. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Almanya'ya gelen Suriyeli sığınmacılara ikincil koruma sağlanacağı açıklandı. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Frankfurt'a Allgemeine gazetesinde yer alan açıklamasında, Almanya Göç ve Mülteci İdaresi, Suriye'deki iç savaştan kaçıp gelen sığınmacılara ikincil koruma sağlanma talimatı almıştır ifadeleri yer aldı. Haberde Hristiyan Birlik Partisi CDU-CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD'den oluşan koalisyon ortaklarının liderleri arasında Perşembe günü sığınmacı krizine ilişkin düzenlenen toplantıda alınan kararlar sonrası Suriyeli sığınmacıların bundan sonra sadece bir yıllık vize alabileceği ve ailelerini Almanya'ya getirmelerine izin verilmeyeceği belirtildi. Almanya'da ikincil koruma ne sığınmacı statüsü ne de mülteci statüsü alabilmiş fakat ülkelerinin ciddi bir sorun yaşandığına inanılan kişilere veriliyor. Şimdiye kadar Almanya'da birincil koruma sağlanan Suriyeli sığınmacılar 3 yıla kadar vize alabiliyor ve ailelerini de Almanya'ya getirmelerine izin veriliyordu. Bu arada Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulunan Almanya İçişleri Bakanı Thomas Lamezire, Almanya iltica başvurusunda bulunan Arnavutluk vatandaşlarına yönelik burası güvenli bir ülke. Arnavutluk vatandaşlarının Almanya'da sığınma hakkı talep etmeleri için bir sebep yok diye konuştu. Öte yandan mülteci hakkını karşısında zorlanan Slovenya'nın yardım çağrısı karşılık buldu. Avrupa Komisyonu Slovenya'ya 10 milyon euroluk acil yardım gönderilmesini onayladı. Yardım, Avrupa'nın diğer ülkelerinden giderek Slovenya'da polise sınırda yardım eden diğer güvenlik görevlilerinin maliyetini karşılanmasında kullanılacak. Ayrıca yardımla mülteciler için yapılan barınak sayısının artırılacağı kaydedildi. Alman Futbol Federasyonu'na sarsan iddialara bir yenisi daha eklendi. Alman medyası, federasyonun yaklaşık 2,5 milyon eurodan fazla vergi kaçırmakla suçlandığını iddia etti. Almanya Futbol Federasyonu'nun yaklaşık 2,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı öne sürüldü. Der Spiegel dergisinin haberinde Frankfurt Savcılığı'nın talebiyle 29 Ekim'de hazırlanan arama kararı yazısında federasyonun 2 milyon 567 bin 125 euro vergi kaçırdığı yer alıyor. Federasyonun 2006 yılı için 2007'de yaptığı vergi beyanında 6,7 milyon euroyu gider olarak gösterdiğine işaret edilen haberde, savcılığın dönemin genel sekreteri ve şimdiki başkanı Wolfgang Niesbach'ın anlattıklarına da inanmadığı belirtiliyor. Savcılığın arama kararında federasyonun 2006 yılına ait vergi beyannamesini 31 Ekim 2007'de imzalayan Niesbach'ın bilinçli bir şekilde yanlış beyanda bulunduğu yazdığına dikkat çekilen haberde Niesbach'ın söz konusu vergi beyannamesini genel sekreter sıfatıyla imzaladığı ifade edildi. Vergi beyannamesinde FIFA üzerinden bir iş adamına giden 6,7 milyon euronun kültür programı harcaması altında gizlendiği savunuldu.
Haberde ayrıca Frankfurt savcılığının 2000 yılından itibaren Alman Futbol Federasyonu ile ilgili gelişmeleri de incelemeye aldığı kaydedildi. Frankfurt savcılığının talebiyle başlatılan soruşturma kapsamında polis 3 Kasım'da federasyonun Frankfurt merkezi ile Nisbah ve eski başkanı Theo Schweinsteiger'in evlerinde arama yapmıştı. Romanya'da protesto gösterilerinin ardından istifa eden eski başbakan Victor Ponta hakim karşısına çıktı, yolsuzluk iddiaları hakkında ifade verdi. Meydanlardaki tansiyon ise düşmedi. Binlerce kişi sadece başbakanın değil, bütün hükümetin istifasını istiyor. Romanya'da 32 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangının ardından istifa eden eski başbakan Victor Ponta hakim karşısına çıktı. Yolsuzluk, vergi kaçırma ve kara para aklamayla suçlanan eski başbakan mahkemeye savunmasını sundu. Suçlamaları reddeden Ponta'nın başbakanlık görevinin süresi 2016 yılının sonunda dolması gerekiyordu. Ancak hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına ve bir gece kulübündeki 32 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından halkın meydanlara inerek istifa çağrısı yaptığı eski başbakan çarşamba günü istifa etmişti. Absolutamente documentele. Ponta istifa etti ancak yangın faciasının ardından başlayan meydanlardaki gösteriler devam ediyor. Başbakanın istifasını yeterli bulmayan göstericiler hükümetin tamamen değişmesini istiyor. Bir veya iki istifaya kalmayacağız. Biz burada bütün hükümetin istifasını ve büyük değişiklikler istiyoruz. Yozlaşmış siyasetçilerden kurtulmak istiyoruz. Yükselen tansiyonun ardından Cumhurbaşkanı Klaus Johannes, siyasi parti liderleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Ponta'nın istifasının ardından Cumhurbaşkanı, başbakanlık için iki aday belirleyerek meclisin onayına sunacak. Adaylara meclisten onay çıkmaması durumundaysa ülkede erken seçime gidilmesi gündemde. Eleştirel medyaya bir destek de Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'ndan geldi. AFC, Türkiye Avrupa'nın en büyük gazeteci hapishanesi dedi. Türkiye Avrupa'nın en büyük gazeteci hapishanesi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu AFC, Türkiye'de medya özgürlüğünde gelinen noktayı işte böyle değerlendirdi. Suç işliyorsunuz, suç! Bakın! AFC, Avrupa Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Brüksel Basın Kulübü'nde önemli bir panel düzenledi. Panelde eleştirel medyaya yönelik artan baskılar ve hukuksuz tutuklamalar tartışıldı. Medya özgürlüğü konusunun kendileri için günlük işleri haline geldiğine dikkat çeken AFC Genel Sekreteri Anthony Bellinger, gazetecilerin hapse atılması konusunda Türkiye'nin Avrupa'da rekoru elinde tuttuğunu vurguladı. Halkın bilgi alma özgürlüğü temel bir hak. Türkiye ise Avrupa'nın en büyük gazeteci hapishanesi, aynı zamanda bu bağlamda en çok şikayet edilen ülkesi. Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı ve Evrensel Gazetesi muhabiri Gökhan Durmuş da medyaya yapılan baskı sürecinin farklı dünya görüşü taşıyan gazetecileri bir araya getirdiğini belirtti. Daha önce yan yana gelmeyen kurumlar bir masanın etrafında sorunlarını ifade edebilir durumda. İşte biraz önce bahsettiğim yayın yönetmenleri toplantısındaki amaç bu zaten. İşte dediğim gibi TODES Zaman'ın genel yayın yönetmeni de geliyor o toplantıya. Evrensel Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni de. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da her 5 kişiden biri yoksulluk veya sosyal dışlanma tehdidiyle karşı karşıya. Merkez Almanya'nın Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl nüfusun 120,6'sının, yani 16,5 milyon kişinin yoksulluk veya sosyal tecrit tehdidiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Deutsche Welle Türkçe servisinin verdiği habere göre Federal İstatistik Dairesi bu verilerin 2013 yılına kıyasla artış gösterdiğine dikkat çekti. 2013 yılında bu oran 120,3 olarak saptanmıştı. Avrupa Birliği genelinde ise bu oran Almanya'daki verilerden daha yüksek. Avrupa Birliği genelinde her 4 kişiden birinin fakirlik veya sosyal tecritle karşı karşıya olduğu belirtildi. Avrupa Birliği kriterlerine göre kişi başına düşen ortalama gelir düzeyinin %60'ından daha az geliri olan kişi yoksul olarak kabul ediliyor. Almanya'da 2014 yılında tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 987 euro olarak belirlenmişti. İki çocuklu bir aile içinse aylık 2072 euro gelir yoksulluk sınırı olarak kabul ediliyor.
Nüfusun %5'inin ise aşırı yoksullukla karşı karşıya olduğu belirlenmiş. Bu kişilerin örneğin faturalarını ödeme, evini kış aylarına uygun şekilde ısıtma ve yılda bir haftalık tatili karşılama imkanı olmadığı kaydedilmişti. Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin Onursal Başkanı Jean-Marie Le Pen'in evinde vergi kaçırdığı şüphesiyle arama yapıldı. Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Jean-Marie Le Pen, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya. Fransız medyası Ulusal Cephe'nin Onursal Başkanı Le Pen'in Paris'teki evinde polis tarafından arama yapıldığını duyurdu. Aramanın Le Pen'in eksik mal beyanında bulunarak vergi kaçırdığı şüphesiyle yapıldığı belirtilirken, 87 yaşındaki siyasetçi duruma tepki gösterdi. Le Pen, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, aramanın tamamen hukuksuz yapıldığını, yasalara aykırı hiçbir eylemin içinde yer almadığını kaydetti. Le Pen hakkında Haziran ayında savcılığın başlattığı soruşturmada İngiliz toprağı olan Virgin Adaları'nda Le Pen'in kişisel asistanı tarafından yönetilen Cenevre'deki hesapla bağlantılı başka bir hesap olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Soruşturmaya yakın kaynaklara göre Virgin Adaları'ndaki hesap geçen yıl kapatılarak hesaptaki varlıklar Bahama'da başka bir hesaba aktarıldı. Basına yansıyan bilgilere göre Le Pen'in asistanı tarafından yönetilen Cenevre'deki hesapta 2 milyon eurodan fazla para ve altın bulunuyor. Fransa'nın Pentagon'u olarak adlandırılan yeni Savunma Bakanlığı binası törenle açıldı. Yıl sonundan itibaren 9.300 asker ve sivil çalışana ev sahipliği yapacak kompleks, 320 bin metrekarelik çalışma alanına sahip. Fransa'nın Pentagon'u olarak bilinen yeni Savunma Bakanlığı kompleksi törenle açıldı. Başkent Paris'in 15. bölgesinde bulunan Balar semtindeki yeni Savunma Bakanlığı kompleksi, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın katıldığı resmi törenle hizmete girdi. Töreni Hollande'ın yanı sıra Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, kuvvet komutanları ve çok sayıda davetli katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tören öncesinde Savunma Bakanlığı yetkilileri Hollande'a kompleksi maketinin önünde ayrıntılı bir briefing verdi. Törende konuşan Hollande, terör tehdidiyle mücadele ve ülke topraklarının korunmasının en büyük önceliklerinden biri olduğunu belirterek, Ocak ayında meydana gelen korkunç hadiseler sonrası kara kuvvetlerimizi güçlendirme kararı aldık. Bu kapsamda şehirlere 2000 asker takviyesi yaptık dedi. Yıl sonundan itibaren 9.300 asker ve sivil çalışan ev sahipliği yapacak kompleks yaklaşık 13 hektar alanda kuruldu. Savunma Bakanlığı çalışanlarının şimdiye kadar %90'ının yerleştiği bina 320 bin metrekarelik çalışma alanına sahip. Küçük bir şehri andıran komplekste çalışanların kullanması için havuz, spor salonu, kuaför, restoran ve park alanları da bulunuyor. Yeni kompleks Savunma Bakanlığı ve Fransız ordusu arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bütün idari birimlerin bir araya getirilmesini amaçlıyor. Savunma Bakanlığı kompleksinin yapılmasına 2007 yılında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde karar verilmişti. Yüksek teknolojiyle korunan kompleks, füze saldırıları ve bombalı eylemlere karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Çevreci mimarisiyle dikkati çeken kompleks çatısındaki 5000 metrekarelik fotovoltaik panelleriyle Paris'teki en büyük güneş enerjisi sistemini barındırıyor. Fransız devleti ve özel sektör işbirliğiyle yapılan Savunma Bakanlığı kompleksi için yaklaşık 1.2 milyar euro harcandı. Fransa özel sektörü 30 yıl boyunca yıllık 154 milyon euro kira ödeyerek kompleksin sahibi olacak. Romanya'da bir ekmek fabrikasında meydana gelen patlamanın görüntüsü ortaya çıktı. Patlama anı maç oynanan stadyumdaki kameraya yansıdı. Maç sırasında büyük bir gürültüyle patladı. Tribündekiler maçı bıraktı, patlamayı izlemeye koştu. Romanya'da Perşembe günü meydana gelen ekmek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Maçın devam ettiği sırada stadyum yakınındaki bir ekmek fabrikası patladı. O anlar maç yayını yapan kameraya yansıdı.
Patlamanın ardından maç kısa süreliğine durdu. Herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. Tribündekilerse maçı bırakıp patlamanın ardından çıkan yangını izledi. Şiddetli patlamada 5 kişi yaralandı. Tıp dünyası İngiltere'deki küçük kızı konuşuyor. Henüz 14 haftalıkken lösemiye yakalanan Layla kanseri yendi. Ama dünyada ilk defa uygulanan yöntemle. Daha önce sadece fareler üzerinde denenen tedavi yöntemi, şimdi milyonlarca lösemi hastasına umut oldu. Layla Richards henüz 1 yaşında, ancak bütün dünya onu konuşuyor. Hiçbir şeyden habersiz oyun oynayan Layla, tıp dünyasında bir ilke imza attı. İlk defa uygulanan tedavi yöntemiyle kan kanserini, yani lösemi hastalığını yendi. Layla doğduktan 14 hafta sonra kan kanserine yakalandı. Kemoterapi tedavisi gördü ve kemik iliği nakli yapıldı. Ancak 7 hafta sonra kanser geri döndü. Doktorlar küçük bebeğin kansere sadece birkaç ay dayanabileceğini söyledi. Ailesi ise pes etmedi ve doktorlardan bütün yolu denemelerini istedi. Bunun üzerine uzman ekip daha önce sadece fareler üzerinde uygulanan deneysel tedavi yöntemini 1 yaşındaki bebeğe uyguladı. Tedavi için Layla dünyadan izole edildi. Genetiğiyle oynanmış hücreler Layla'ya enjekte edildi. Sonucu ise herkesi şaşırttı. Vücuttaki kanser hücrelerine karşı dayanıklı olan bu hücreler daha önce tedavi edilemeyen lösemiyi ortadan kaldırdı. Çocuğuna kavuşmanın sevincini yaşayan aile çaresiz kaldıkları için bu tedaviyi kabul ettiklerini söylüyor. Bu tedaviden önce kızım çok zayıflamıştı, çok kötüydü. Bu tedaviyi daha önce hiçbir insanın almamış olması korkunç bir düşünceydi. Tedavinin riskleri vardı şüphesiz ama biz denemek istemiştik. Çünkü küçük kızımız hastaydı ve çok ağrısı vardı. Bir şey yapmamız gerekiyordu. Yeni tedavi yöntemi şimdiden lösemi hastaları için umut ışığı oldu. Ancak doktorlar bu tedavinin diğer hastalarda da başarılı olup olmayacağını söylemek için erken diyor. Bu çok büyük bir deneydi. Bunun böyle başarılı sonuç vereceğini beklemiyorduk. Layla hastalığını yendi ancak diğer çocuklar bunu başaramayabilir. Riskleri ortadan kaldırmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Tıp dünyasında ve kanser tedavisinde çığır açan tedavi yönteminin çeşitli deneylerin ardından önümüzdeki yıl diğer hastalarda da uygulanması bekleniyor. Avrupa'da işsizlik Eylül ayında azaldı. Avrupa Birliği'nde işsizlik hafif şekilde gerileyerek 2009 yılının Eylül ayından beri ölçülen en düşük seviyeye düştü. Euro bölgesinde işsizlik bu yılın Eylül ayında %10.8 olarak belirlenirken bu oran 2012 yılının Ocak ayından bu yana görülen en düşük işsizlik oranı oldu. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın açıkladığı verilere göre 19 üyeli Euro bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik Ağustos ayındaki %10.9 oranından Eylül ayında %10.8'e geriledi. 28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise işsizlik Ağustos ayındaki %9.4 seviyesinden Eylül ayında %9.3'e geriledi. Bu rakam da Avrupa Birliği'nde 2009 yılının Eylül ayından beri ölçülen en düşük işsizlik oranı oldu. Avrupa Birliği'nde bu yılın Eylül ayında işsizlik oranının en düşük olduğu ülke Almanya oldu. En yüksek işsizlik oranı ise Yunanistan'da ölçüldü. Eylül ayında Avrupa Birliği'nde genç işsiz oranı %20.1 olarak ölçüldü. Söz konusu dönemde en düşük genç işsiz oranı Almanya'da kaydedilirken, en yüksek genç işsiz oranı ise yine Yunanistan'da belirlendi. Sevgili seyirciler, şimdi de ekranlarınıza bu gece ve yarınki hava durumu geliyor. Hamburg az bulutlu 9-14, Berlin az bulutlu 8-14, Köln az bulutlu 12-14, Frankfurt güneşli 10-14, Stuttgart az bulutlu 12-17, Münih az bulutlu 8-17. Amsterdam çok bulutlu 12-13, Brüksel az bulutlu 13-17, Paris az bulutlu 14-18, Londra çok bulutlu 9-17. Madrid güneşli 8-23, Roma güneşli 11-23, Viyana az bulutlu 6-18, Bern güneşli 9-19. Oslo az bulutlu 3-8, Helsinki parça bulutlu yağmurlu 2-8, Kopenhag az bulutlu 8-12, İstanbul az bulutlu 11-15.
Kanalımızla ilgili önemli bir gelişmeyle devam ediyoruz. Artık Samanyolu Avrupa'yı Hotbird uydusundan da seyredebilirsiniz. Bu şekilde Samanyolu Avrupa'yı TürkSat üzerinden izleyemeyen seyircilerimiz bizi Hotbird uydusundan takip edebilirler. Hotbird frekans bilgilerimiz ise 11.054 horizontal, sembol değeri 27.500. Samanyolu Avrupa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haber bültenini seyrettiniz. Bu haberlere ve daha fazlasına samanyoluhaber.ua'da internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Samanyolu Avrupa yayınlarını da yine sitemiz üzerinden izlemek mümkün. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, iyi seyirler.